Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz cümle öğeleri konusu. Bugün bu konuyu işleyeceğiz. Evet arkadaşlar, cümle öğelerinde aslında karşımıza nasıl gelecek? Temel unsurlar ve yardımcı unsurlar olarak karşımıza gelir arkadaşlar. Temel unsurlarımız da nedir arkadaşlar? Özne ve yüklem temel unsurlarımız, yardımcı unsurlarımız ise nesne, dolaylı tümleci, zarf tümleci olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. Şimdi ilk olarak asıl öğelerimize bakalım. Asıl öğelerimiz nedir? Evet, asıl öğelerimize bakalım arkadaşlar. Asıl öğelerimizde ilk bulmamız gereken nedir arkadaşlar? Yüklemdir. Şimdi aslında cümle öğelerinde en önemli öge diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü biz bir cümlede yüklemi bulamazsak, yüklemi doğru bulamazsak zaten diğer ögeleri bulmamız çok doğru olmaz ya da onları bulduğumuzda doğru ögeyi bulmuş olmayabiliriz. O yüzden biz her zaman ilk olarak şunu yapıyoruz. Cümle ögelerini bulurken ilk yüklem bulunur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi yüklemi bulurken soru sorulur mu? Hayır arkadaşlar. Bir cümle olduğunda yüklemimizi bulurken soru sorulmaz. Yüklem cümlede isim veya fiil olabilir. Fiil olduğu cümlelerde yüklemimiz zaten çekimli bir fiildir. Kipekleri veya şahıs ekleri alarak yüklem olur. Ya da ek fiil alarak, ek fiilin ikinci görevi vardı hatırlarsınız. İsim soylu sözcüklerin yüklem olmasıydı. Burada da isim soylu sözcüklerden kastımız nedir arkadaşlar? Tamlamalar olabilir, bileşik sözcüklerle kurulan isimler olabilir, daha doğrusu edatlar olabilir. Bunlar bizim için karşımıza yüklem olarak gelebilir. O yüzden biz ilk yüklemi doğru bulduğumuzda çok rahat bir şekilde cümle öğeleri sorusunu yapabiliriz. Şimdi şunu bilmemiz gerekiyor. Yüklem illa cümlenin sonunda mı olur? Hayır arkadaşlar. Yüklem illa cümlenin sonunda olacak diye bir kaide yok. Yüklem cümlenin her yerinde olabilir. Cümlenin başında, ortasında, sonunda olabilir. Yüklem isim veya fiil olabilir. Yüklemimiz bizim için soru sormadan bulunur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, bir de şunu unutmamamız gerekiyor. Tüm sorular neye sorulur? Diğer ögeleri bulurken soracağımız tüm sorular arkadaşlar yükleme sorulur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Gidip de hiçbir soruyu başka bir ögelere sormayalım. Tüm sorularımızı her zaman yükleme sormamız lazım. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, hemen şu yan tarafa bir bakalım. Diyor ki bize yüklemimiz tek sözcükten oluşabilir. Evet, yüklemimiz tek sözcükten de oluşabilir. Söz öbeğinden de oluşabilir. İsimden de oluşabilir. Fiilden de oluşabilir. Bakalım hemen. Şimdi basit, türemiş, bileşik, bunları zaten sözcükle yapı konusunda görmüştük. Kontrolü kaybeden araç bariyerlere çarptı. Sözcüğümüzün kökü çarpmak. Tığ bizim için görülen geçmiş zamandır. O yüzden şu an yüklemimiz çarptı ve basit bir fiildir. Bir maliyeci yeni vergi sistemleri üstüne bizi aydınlattı. Sözcüğümüzün kökü aydın. Aydından aydınlamak, aydınlatmak. Burada ne olmuş olur? Yapım ekimiz var. Birleşik fiiller. Bazıları da yöneticilik dönemindeki anılarına yer veriyor. Yer vermek olabilir. Ya da bizim için yüklemimiz isim olabilir. Sensin. Kalbimin tek sahibi sensin. Zamir olabilir. Sınav yarınmış. Zaman anlamında kullanılmıştır. Burada zarf olabilir. Yaptığım en büyük hata ona güvenmekti. İsim fiil olabilir. Ya da bahçede oynayan çocuklar. Şen şakrak. Şen şakrak da bizim için ikilemedir. Karşımıza bu şekilde de gelebilir. Tamlamalardan oluşabilir arkadaşlar. İsim tamlaması, sıfat tamlamasından oluşabilir. Osmanlı mimarisinin en önemli eseri Süleymaniye Camisi'dir derken Süleymaniye Camisi burada bizim için nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Ama şurada dir ekini alarak ne olmuş? Yüklem görevini üstlenmiş. Sıfat tamlaması örneğine bakalım arkadaşlar. Hakan Hoca sakin tavırlı bir insandı derken nasıl bir insan? Sakin tavırlı bir insan dediği için burada başında 3 tane sıfat var arkadaşlar. O yüzden burada da sakin tavırlı bir insandı bizim için yüklemdir. Hiçbir zaman tamlamalar ayrılmaz. Yardımcı eylemle kurulan bileşik sözcükler cümle öğelerini bulurken yani yüklemde hiçbir zaman ayrılmaz. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Mesela şu örneğimize de bakalım. Her şey bıraktığım gibiydi. Bıraktığım gibiydi edat öbeğidir. O yüzden burada gibiydi yüklem. Ne gibiydi? Bıraktığım gibiydi gibi bir ifade almıyoruz. Bıraktığım gibiydi bizim için yüklem olarak karşımıza gelir arkadaşlar. Evet, hemen örnek birimize bakalım arkadaşlar. Örnek bir. Karşılığında sevgi uyandırmadan seviyorsanız, sevgini size sevilen biri yapmıyorsa bu güçsüz bir sevgidir. Zaten şurada bir virgül var arkadaşlar. Burada kastetmek istediği şey sizi sevilen biri yapmıyorsa bu
ifadesi burada nedir aslında? Bu sevgi ifadesinden kastediyor. Güçsüz bir sevgi. Nasıl bir sevgidir? Güçsüz bir sevgi. Sevgi sözcüğünü niteleyen, burada niteleme sıfatı ve belgesi sıfatımız var arkadaşlar. O yüzden biz bunu alırken bir sevgidir değil, seviyorsanız değil. Bu ifadesini de alamayız. Çünkü zaten arada virgül var. Virgül olmasa bile bu bizim için aslında zamir görevinde kullanılmış. O yüzden bunu da almıyoruz. O yüzden cevabımız ne olur? Güçsüz bir sevgidir yüklem. Örnek 2'ye bakalım arkadaşlar. Örnek 2'de ne diyor? Aşağıdaki cümlelerin hangisi de yüklemin belirtilmesinde bir yanlışlık yapılmıştır? Sorularda bu şekilde gelebilir. Bize sorularda ayrımında yanlışlık yapılmıştır diyebilir. Zaten bu tarz gelmez de o tarz bir soru karşımıza gelir. Ona dikkat edelim. Yani bunu çözebilirsek onu çok rahat yapabiliriz zaten. A'ya bakalım. Gider oldum yarenlerim toplansın. Gider olmak yüklemdir. Zehir oldu. Ekmeğe aşı dünyanın zehir olmak. Bundan böyle defterimiz dürülsün, defterimiz dürülmek. Sürmelensin. Hiç bakmasın o vefasız yollara. Hiç bakmasın değildi arkadaşlar. Bakmasın, nasıl bakmasın hiç. Burada zarfla birlikte almış. O yüzden cevabımız ne olur? E şıkkı olur. Evet, üçüncü soruya da bakalım arkadaşlar. Sadece yüklemden oluşmuştur diyor. Bakalım hemen. Akıl edilemez bir öneri getirdi. Getirdiği yüklem ne getirdi? Akıl edilemez bir öneri getirdi diyor arkadaşlar. O yüzden buradaki de nedir bizim için? Getirdiği yüklem. Evet, getirdiği yüklem ne getirdi? Akıl edilemez bir öneri, özne yüklemdir. Evet, B şıkkına bakalım arkadaşlar. Hayatta gördüğüm en iyi insandı, insan idi. Burada ek fiil alarak yüklem olmuş. Nasıl insan? İyi. En iyi insan. Şuradaki de sıfat fiildir arkadaşlar. Sıfat fiiller de cümlede sıfat tamlamasını oluşturdu. Buna dikkat edelim. O yüzden bunları da hiçbir şekilde ayırmıyoruz. O yüzden nasıl bir insan dediğimizde hayatta gördüğüm en iyi insandı derken cevabını B şıkkı olarak alıyoruz. Evet arkadaşlar, öznemiz nedir arkadaşlar? Eylemdeki işi gerçekleştiren, yani işi yapan kişidir. Ama bizim için her zaman cümlemiz yüklemi eylem mi oluyor? Hayır. İsim olduğu durumda da bu isme konu olan kişidir arkadaşlar. Biz özneyi bulurken hangi soruları soruyoruz arkadaşlar? Ne ve kim sorularını soruyoruz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi insanlarda kim ama cansız varlıklarda ne sorusunu sorarız. O yüzden buna da dikkat edelim. Şimdi bakalım hemen. Görevliler sahneye çıkmak isteyenlere engelledi. Engelledi yüklem. Kim engelledi? Görevliler engelleme işlemini gerçekleştirdiği için burada görevliler özne. Arabalar dar sokaktan zorlukla geçiyordu. Kim geçiyor demeyiz burada. Ne geçiyor? Arabalar geçiyor deriz. Neresi sorusu da olabilir. Evet, neresi sorusunu da alabiliriz. Dışarısı adım atılamayacak kadar sıcaktı. Ne sıcaktı da diyebiliriz. Neresi sıcakta diyebiliriz. Dışarısı olarak karşımıza gelir. Evet arkadaşlar, buna dikkat edelim. Bir de özneler karşımıza gerçek özne, gizli özne, sözlü özne, örtülü özne olarak karşımıza gelecek. O yüzden sorularda bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, sözlü özne neydi arkadaşlar? Sözlü özne eylemden etkilenendir. Sözlü öznede edilgenlik vardı. Açık özne cümlede bulunandır. Gizli özne arkadaşlar eylemde şahıseki olarak bulunuyor. Ama burada bizim için sadece sözcük halinde bulunuyor. Buna dikkat edelim. Örtülü özne ise edilgen çatılı eylemlerde vardı. Tarafından gibi ifadeler kullanılıyordu. O yüzden bunlar da bizim için edilgendir diyoruz. Şimdi bakalım, birileri arkadaki araziye gecekondu yapmış. Kim yapmış? Birileri yapmış. Gerçek özne. Sürekli yeni gecekondular yapılıyor. Ne yapılıyor? Yeni gecekondular kim yapıyor? Belli değil. Edilgen bir fiildir aynı zamanda. Doğu Anadolu'da kış sert geçer. Geçer yüklem ne geçer? Kış açık öznedir. Birden frene bastı kim? O bastı. Burada da gizli özne durumu var. Fenerbahçe Marşı sanatçı Kıraç tarafından bestelendi. Ne bestelendi? Fenerbahçe Marşı özne, gerçek özne. Sanatçı Kıraç tarafından, kim tarafından olduğu da belli edildiği için buradakine de diyoruz ki örtülü özne vardır. Evet arkadaşlar, özne de yüklemler gibi tek bir sözcük halinde mi? Hayır. Özneler de bizim için söz öbeği halinde bulunabilir. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bakalım hemen. Evet, insanlar hız yapmadı, birbiriyle yarışıyor. Kim yarışıyor? İnsanlar bu nehirde kefal, sazan ve yayın yaşar. Yaşar yüklem ne yaşar?
kefal, sazan ve yayın ifadesi karşımıza geliyor. O yüzden birden fazla sözcük şu an bizim için yüklem. Özneniz zamir olabilir arkadaşlar. Özneniz ikileme olabilir. Özneniz isim tamlaması, sıfat tamlaması, ünvan öbeği olabilir. Bağlama öbeği olabilir. Eylemsi öbeği olabilir. Yani karşımıza birden çok şekilde gelebilir. O yüzden özneyi tek bir şekilde kafamıza yerleştirmeyelim. Örnek 4'e bakalım hemen. Hırsızlığın çirkinliği çalınan şeye göre değişmez. Değişmez yüklem. Evet, sorumuza baktığımızda bu cümledeki belirtili isim tamlamasının görevi diyor bize. Aşağıdakilerden hangisidir demiş. Belirtili isim tamlaması nedir arkadaşlar? Tamlayanın ve tamlananın ikisinin de ek alması. Bakalım hemen. Hırsızlığın çirkinliği. Tamlayanım ek almış, tamlananım da ek almış. O yüzden şu an tamlamayı oluşturuyor. Hırsızlığın çirkinliği çalınan şeye göre değişmez. Değişmez yüklem ne değişmez? Hırsızlığın çirkinliği. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Özne görevinde olur. Çıkmış soruya bakalım hemen arkadaşlar. Çıkmış sorumuzda da ne varmış? Bu cümlenin öznesi aşağıdaki sözcük gruplarının hangisinden oluşmuştur? Toprakla uğraşanları, biraz büyütelim hem sayfamızı daha net görürüz. Toprakla uğraşanları maddi açıdan desteklemek ülkemizin kalkınmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Katkı sağlayacaktır yüklem. Ne katkı sağlayacaktır? Toprakla uğraşanları maddi açıdan desteklemek. Özne. Şimdi özneyi aldık arkadaşlar ama bize bir şaşırtma vermiş. Şimdi sıfat tamlaması, isim tamlaması, isim fiil grubu diyor, zarf fiil grubu, sıfat fiil grubu. Şimdi şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında şurada bizim için ne var arkadaşlar? Sıfat fiil var. Ama ben şu an buna sıfat tamlaması ya da sıfat fiil grubu diyebilmem için son sözcüğe dikkat etmem gerekiyor arkadaşlar. Toprakla uğraşanlar deseydi tamam ben gider burada ne alırdım? Sıfat fiili grubunu alırdım ama toprakla uğraşanları maddi açıdan desteklemek dediği için son şekli burada benim için isim fiil olarak bittiği için arkadaşlar bunun cevabını ne olarak almamız gerekiyor? İsim fiil grubu olarak almamız gerekiyor. Evet, örnek 5'e bakalım arkadaşlar. Örnek 5'te ne diyor? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemden önceki sözcüklerin tamamı aynı ögeyi oluşturmaktadır? A. Yürek acısını ancak bir dost eli geçirir. Geçirir yüklem. Ne geçirir? Bir dost eli. Burada zaten bizim için ancak cümle dışı unsur, bunları sonda söyleyeceğim. Evet, neyi? Yürek acısını demiş. Eleyelim. İyi dostluklar temiz hesaplarla kurulur. Kurulur yüklem ne kurulur? İyi dostluklar neyle? Temiz hesaplarla eledik. Dostu olmayan insan en yoksul insandır. Şimdi insan nasıl insan? Yoksul, en yoksul olduğu için de bu da bunu ne yapıyor? Miktar olarak niteliyor. En yoksul insandır yüklem. Ne en yoksul insandır ya da kim en yoksul insandır? Dostu olmayan insan. O yüzden cevabımız ne olur? C şıkkı olur arkadaşlar. Evet, yardımcı ögelere baktığımızda arkadaşlar burada da neleri göreceğiz? Nesne, zarf tümleci, dolaylı tümleci göreceğiz arkadaşlar. Nedir nesne bizim için? Nesne eylemde işten etkilenen varlıktır. İşten etkilenen ögedir arkadaşlar. Biz nesneyi bulurken hangi soruları soruyoruz arkadaşlar? Neyi, kimi, nereyi sorularını, neyi, kimi, nereyi, ne sorularını sormamız gerekiyor. Şimdi karşımıza tabii belirtili belirtisiz nesne olarak karşımıza gelecek. Tabii ki biz her zaman şunu unutmayalım. Tüm ögeleri bulurken bizim için her zaman ekilemelerden oluşabilir, tamlamalardan oluşabilir, yardımcı ögelerden oluşabilir. O yüzden bunlara her zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde burada da aynı durum var. Bakalım hemen örneklerimize. Şimdi bir cümlede birden fazla olabilir. Evet, bir cümlede birden fazla nesne olabilir. Hafta sonları arkadaşlarla beraber olmayı, sinemaya gitmeyi severim. Neyi severim dediğimde iki tane şu an sözcük grubu oluşturmuş. Bizim için nesne görevinde. Yabancı bir dili öğrenmeyi ve turistlerle konuşabilmeyi çok istiyor. İstiyor. Neyi istiyor? Yabancı bir dil bilmeyi ve turistlerle konuşabilmeyi olarak karşımıza geliyor. Daha sonra baktığımızda şimdi tek sözcük ya da sözcük öbeğinden de oluşabilir dedik arkadaşlar. Kendisini fazla beğenmiyordu. Beğenmiyordu. Kim? O. O neyi beğenmiyordu? Kendisini. İnsan her zaman doğruyu söylemelidir. Söylemelidir yüklem. Kim söylemelidir? İnsan. Özne. Neyi? Doğruyu. Burada adlaşmış sıfat. Yani doğru sözü, doğru lafı
ifadesi. O an gözü seni beni görmüyordu. Burada neyi görmüyor dediğimizde seni beni ifadesi karşımıza gelir. Yani arkadaşlar isim tamlaması, sıfat tamlaması, bağlama öbeği gibi ifadelerden oluşabilir. Şimdi detayına bakalım. Belirtili ve belirtisiz nesne olarak bunu ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Belirtili nesne nedir arkadaşlar? Neyi kimi? Yani isim çekim eklerimiz vardı. Belirtme ekimiz neydi bizim için arkadaşlar? Hal eki olan iyi ekiydi. O yüzden bunu bilmemiz gerekiyor. Biz burada sorumuzu sorarken neyi, kimi, nereyi sorularını sorarız. Belirtisiz nesne değilse ne sorusunu sorarız arkadaşlar. O yüzden belirtili nesne de aslında belirtili şurada i'den aklımıza getirmemiz gerekiyor. Belirtme eki yani bu i'den mi kastım? I, i, u, ü eklerini alan kaynaştırma önsüzüyle birlikte bunlar sı, si, su, sü olarak karşımıza geliyordu. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bakalım hemen örneğimize. Lojmanın kapısını üst üste iki kez vurdu. Vurdu yüklem kim vurdu? O. O neyi vurdu? Lojmanın kapısını. Çocuklar gizlilik kavramını zamanla öğrenirler. Öğrenirler yüklem kim öğrenir? Çocuklar neyi? Gizlilik kavramını. Her zaman da sıralamayı unutmayalım arkadaşlar. Yüklemi bulduk. Daha sonra bulmamız gereken nedir bizim için? Öz nedir? Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sonrasında ise nesne, zarf tümleci, dolaylı tümleç sırasıyla bulabilirsiniz. Belirtisiz nesne değilse nedir? Yalın haldedir arkadaşlar. Ne sorusunu sorarız. Ve genellikle yüklemden önce bulunur. Daima dedik ama her zaman da yüklemden önce bulunur diye bir şey tabii ki yargı diyemeyiz. Bakalım arkadaşlar. Hayırsever bir vatandaş mahallede yiyecek dağıttı. Dağıttı yüklem kim dağıttı? Hayırsever bir vatandaş. Özne ne dağıttı? Yiyecek sorusu sorulduğunda bunu ne olarak alırız? Belirtisiz nesne olarak alırız. Bütün yıl dağdan kuru odun çekiyormuş. Kim çekiyormuş? O çekiyormuş. Burada da yine öznemizi bulduk. Ne çekiyormuş? Kuru odun derken belirtisiz nesnedir arkadaşlar. Evet. Örnek 6'ya bakalım. Evet, örnek 6'ya bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisine neye bağlıcı? Belirtili nesneleri birbirine bağlamıştır. Belirtili nesne derse ben neyi bilmem gerekiyor? İ eki yani ı, i, u, ü eki olmak zorunda. Ne sen ne o bana bir şey söylemediniz. Kim söylemedi? Ne sen ne o burada özneleri bağlamıştır. Bugünlerde ne yemek yiyor ne çay içiyor? İçiyor yüklem kim içiyor? O ne yiyor? Yemek ne içiyor? Çay ifadesi karşımıza geldiğinde buradaki belirtisiz nesne olduğundan bunu eliyoruz. Çünkü biz belirtili nesne arıyoruz arkadaşlar. Ne yazı, ne kışı seviyorum, kim seviyor? Ben. Ben neyi seviyorum? Yazı. Neyi seviyorum? Kışı arkadaşlar. Cevabımız o yüzden ne olur? C şıkkı olur. Örnek 7'ye bakalım. Aşağıdaki sorulardan hangisi farklı bir ögeyi buldurmaya yöneliktir? Nasıl? Ne zaman, niçin, niye? Bunlar hep zarf tümlecinin sorusu arkadaşlar. Ama biz neyi sorusunda neyi buluyorduk? Belirtili nesneyi buluyoruz. Cümlesinde altı çizili sözün öge olarak özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Bir düşüncenin doğruluğunu ancak deneyimin verdiği sonuçlar gösterir. Gösterir yüklem arkadaşlar. Ne gösterir? Deneyimin verdiği sonuçlar gösterir özne. Neyi arkadaşlar? Bir düşüncenin doğruluğunu. O yüzden buradaki de nedir? Belirtili nesne. Şıklarımıza bakalım hemen. Saygı çoğu zaman korkunun farklı bir şeklidir. Korkunun farklı bir şeklidir. Yüklem ne? Saygı nasıl, ne zaman? Çoğu zaman olduğu için burada zarf var. Belirtili nesne yoktur. Çocukken perde arkasındaki kara gözü canlı sanırdım. Sanırdım yüklem. Kim sanırdı? Ben. Neyi? Perde arkasındaki kara gözü olduğu için şuradaki bizim için belirtili nesne, belirtme eki aynı zamanda. O yüzden bu cevabımız olabilir. Yine bir kalsın. Gündüz kandilini hazırlamayan karanlığa razı demektir. Buradaki ifadede zaten hiçbir şekilde belirtili nesne olduğu görülmüyor arkadaşlar. Herkese hak veren hiç haksız çıkmaz. Burada da yine belirtme eki olmak zorunda. Tatile gidemeyeceklerini öğrendiğinde çok üzüldü. Ne zaman üzüldü? Gidemeyeceklerini öğrendiğinde burada da zaman anlamı kattığı için bunu da eleriz. Cevabımız ne olur arkadaşlar? B şıkkı olur. Örnek 9'a bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur? Nesne yoktur dediğinde belirtili ya da belirtisiz ikisini de arıyoruz. Bize gelince hemen çantamı karıştırır. Karıştırır yüklem. Kim karıştırır?
O neyi karıştırır? Çantamı. Emanetlerimi yalnızca vildana teslim ederim. Teslim ederim yüklem. Kim teslim eder? Ben. Neyi teslim ederim? Emanetlerimi belirtili nesne. Evet, C'ye bakalım. Bu sınavdaki bazı soruları beğenmedim. Beğenmedim. Kim beğenmedi? Ben. Ben neyi beğenmedim? Bu sınavdaki bazı soruları. Komşularına her vakit saygı gösteren biriydi. Burada da her vakit saygı gösteren biriydi. Kime? Komşularına nesnemiz görülmüyor. Cevabımız büyük ihtimal Denizli. Sonunda gerçek suçlunun kim olduğunu herkes anladı. Neyi anladı? Gerçek suçlunun kim olduğunu. Burada da ekimiz var yine aynı şekilde. Cevabımız o yüzden ne olur arkadaşlar? D şıkkı. Evet, dolaylı tümleç yer tamlayıcısı arkadaşlar. Bu da nedir arkadaşlar? İsim çekim eklerinden. Evet arkadaşlar, isim çekim eklerinden hal eklerimiz vardı. Hal eklerimizi kaça ayırıyoruz? 4'e ayırıyorduk. Belirtme hal ekine alan sözcük cümlede belirtili nesne görevinde. Geriye kalan ED'den eklerini alan sözcükler cümlede ne görevinde olur? Genellikle dolaylı tümleç görevinde olur. Çünkü bunların zarf tümleci olduğu görevlerde olacak. O yüzden yönelme, bulunma ve ayrılma ekleri olan sözcüklerdir diyeceğiz. Evet, bakalım örneklerimize arkadaşlar. Yıllar sonra asker arkadaşından bir telefon geldi. Geldi yüklem. Ne geldi? Bir telefon, özne, kimden? Asker arkadaşından ifadesi. Aslında burada soracağımız sorular şu arkadaşlar. D ve D'den sorularında neyi sormamız gerekiyor? Neye, kime, neye, kime, nereye, nerede, neydi, kimde, den ekinde ise nereden, neyden, kimden? Yani 9 tane sorumuz var arkadaşlar. 9 tane soruyu unutmayalım. Biz aslında şıklarda bu ekleri göreceğiz arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı ya da farklı işlevlerde birden fazla olabilir. Turistler uç Hisar'a, eski Hisar'a hayran kalmıştı. Hayran kalmıştı yüklem kim? Turistler neye? Uç Hisar'a. Neye? Eski Hisar'a diyor. Malatya'dan Ankara'ya kayısı götüreceğiz. Götüreceğiz yüklem. Ne götüreceğiz? Kim? Evet, diğer örneğimize bakalım. Malatya'dan Ankara'ya kayısı götüreceğiz. Kim götürecek? Biz götüreceğiz. Biz ne götüreceğiz? Kayısı. Burada ne olmuş olur? Belirtisiz nesne. Nereden? Malatya'dan dolaylı tümleç. Nereye? Ankara'ya dolaylı tümleç. Şimdi sorularımızı farklı sorduğumuzda arkadaşlar, öge sıralamasında bunları ayrı ayrı almak zorundayız. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi ben burada öge sıralaması yaptığımda ne yapıyorum? Gizli özne hiçbir zaman öge sıralamasında yer almaz. Burada dolaylı tümleç artı dolaylı tümleç artı belirtisiz nesne artı yüklem olarak almamız gerekiyor. Bunu da son zaman zaten söyleyeceğim bunu. Evet, örneğimize bakalım arkadaşlar. 10. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisine yer yön bildiren sözcük diğerlerinden farklı bir türde kullanılmıştır? Konuşmalarında biraz ileriye gittiğini söyledim. Evet, şimdi bu sorudan önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi biz nereye sorusunu arkadaşlar zarf tümlecinde de göreceğiz, dolaylı tümleçte de göreceğiz. Biz nereye sorusunu sorduğumuzda yer yön bildiren sözcüklerimiz AE ekini aldığında, yani yönelme hal ekini aldığında bu dolaylı tümleç görevinde olur. Ama AE ekini almayan sözcükler, yani ileri geri aşağı yukarı gibi ifadeler yalın halde bulunduğunda zarf tümlecidir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi bakalım hemen. A'da konuşmalarında biraz ileriye gittiğini söyledim. Söyledim. Kim söyledi? Ben. Ben neyi söyledim? Biraz ileriye gittiğini. Nerede? Konuşmalarında ifadesi var. Bir de şurada ileriye var. Bizim için yer yön bildiren sözcüğümüz nedir? AE ekini almış. Yağmur bastırınca biz içeri girdik. Nereye girdik? İçeri. İzin isteyerek kısa bir süre dışarı çıktı. Nereye çıktı? Dışarı. Yükseklik korkusu olduğu için aşağı bakamıyordu. Nereye bakamıyordu? Aşağı. Arabasını yokuşta kaldıramayınca geri kaçırdı. Nereye kaçırdı? Geri.
O yüzden arkadaşlar sorularımızı sorduğumuzda hep yalın halde ama ağda bizim için nedir? İleri geri aşağı yukarı sözcüklerinizde AE ekini aldığında bu bizim için ne olur? Dolaylı tümleç olur ama diğer durumlarda zarf tümleci olarak karşımıza gelecek. Buna dikkat edelim. Zarf tümleci konusunda şimdi işleyeceğiz zaten. Evet arkadaşlar, zarf tümlecine de bakalım. Zarf tümleci aslında zarflarda işlediğimiz tüm soruları soracağız. Burada da nedir? Durum zarfımız vardı, zaman zarfımız vardı, yer yön zarfımız vardı, miktar zarfımız vardı. Yani biz aslında orada soracağımız tüm soruları yine aynı şekilde burada da devam edeceğiz sormaya. Şimdi bakalım hemen örneğimize. Ben anlamsızca annemin gözlerine bakıyordum. Bakıyordum yüklem, kim bakıyordu? Ben bakıyordum. Ben neye bakıyordum? Annemin gözlerine nasıl bakıyordum? Anlamsızca burada ne görevinde? Durum zarfı oluyor. Odama çıktığımda derin bir nefes aldım. Aldım. Kim aldı? Ben aldım. Ben ne aldım? Derin bir nefes. Belirtisiz nesne. Ne zaman? Odama çıktığım zaman ifadesi olduğu için burada da yine aynı şekilde zaman anlamında. Zaten zarf fiillerde bu konuyu görmüştük. Zarf fiillerde cümleye ne anlamı katardı arkadaşlar? Durum ve zaman anlamı katardı. O yüzden buradaki de aynı şekilde dığımda diyimde eki bizim için nedir burada? Zaman görevinde. Pencereye doğru yürüyüp dışarı baktı. Az önce söylediğimiz çözdüğümüz soruyla alakalı aslında. Nereye baktı? Dışarı. Ben buna dışarıya deseydim arkadaşlar bunu ne olarak alacaktık? Dolaylı tümleç olarak almamız gerekiyordu. Çünkü ikisinin sorusu da ortak. İkisinde de nereye sorusunu soruyoruz. Ama ek alıp almamasına bağlı olarak birinde yer yön, birinde dolaylı tümleç görevinde kullanılıyor. Şimdi bakalım hemen tek sözcük ya da birden fazla sözcükten oluşabilir bizim için. Hava birden bozdu, bozdu. Ne bozdu? Hava özne nasıl bozdu? Birden bozdu. Burada durum zarfı olur. Gökyüzünde yıldızlar belli belirsiz parlıyordu. Parlıyordu. Yüklem ne parlıyordu? Yıldızlar parlıyordu. Nasıl parlıyordu? Belli belirsiz olduğu için burada diyoruz ki yine bizim için zarf görevinde. Evet arkadaşlar, şimdi aslında önemli konu cümle dışı unsurlar ve cümlede vurgu konusu da var. Son konumuz oluyor. Şimdi cümle dışı unsurlar nedir arkadaşlar? Bir cümlede bizim için seslenmeler, ünlemler, bağlaçlar. Bağlaçlar tabii ki ya da edatlar bizim için sözcükle anlam kazanmaması gerekiyor. Yani bir cümlenin ögesi olarak bulunmaması gerekiyor. Bunlar bizim için cümle dışı olarak alınıyor. Bir de ara cümlelerde aynı şekilde cümle dışı unsur olarak alınır. Yani biz bunları gördüğümüzde bunları cümle dışı unsur olarak alıyoruz. Bakalım hemen örneklerimize. Oysa Ankara'da hayallerimi ve gençliğimi bırakmıştım. Bırakmıştım yüklem kim bırakmıştı? Ben. Ben neyi bırakmıştım? Hayallerimi ve gençliğimi nesne. Yüklem nerede? Ankara'da dolaylı tümleç. Ama burada oysa bizim için nedir? Bağlaçtır. O yüzden cümle dışı unsurdur. Ah siz benim bu çocuktan ne çektiğimi bilemezsiniz. Bilemezsiniz yüklem. Kim bilemez? Siz bilemezsiniz. Neyi bilemezsiniz? Benim bu çocuktan ne çektiğimi belirtili nesne. Buradaki az sözcüğü de bizim için ünlemdir, cümle dışı unsurdur. Örneğimize bakalım hemen. Şair, gerçi o bu payeyi hak etmediğini söylüyor. Uzun süren suskunluğunu bozdu. Bozdu yüklem. Kim bozdu? Şair. Neyi? Uzun süren yolculuğunu. Neyi? Uzun süren suskunluğunu belirtili nesne. Bunda ne olarak alıyoruz arkadaşlar? Gerçi o bu payı hak etmediğini söylüyor derken burada ayrı bir cümle var. Biz ara cümleyi ya da ara sözcükleri nasıl aktarıyorduk? İki tırnak ya da virgül arasında aktarmamız gerekiyordu. Evet, ara cümlelere bakalım arkadaşlar. Ara cümlelerde neydi bizim için? Okuluma, Atatürk Lisesi'ne yıllar sonra öğretmen olarak döndüm. Döndüm yüklem. Kim döndü? Ben döndüm. Ben nereye döndüm arkadaşlar? Okuluma. Nereye? Okulum neresiymiş? Atatürk Lisesi'ymiş. O yüzden bu ara söz şu an açıklayıcı durumda. Açıklayıcı durumda olduğunda cümle dışı olarak alamayız. Tabii ki biz bunu iki tane dolaylı tümleç var olarak mı alacağız? Hayır. Okuluma dolaylı tümleç. Ne zaman döndüm? Yıllar sonra. Burada zarf tümleci. Nasıl döndüm? Öğretmen olarak olduğu için zarf tümleci. Şimdi sorularım farklı olduğu için iki tane zarf tümleci almam gerekiyor. O yüzden dolaylı tümleç artı zarf tümleci artı zarf tümleci artı yüklem olarak almamız gerekiyor. Buna da dikkat edelim.
Evet arkadaşlar, cümle vurgusu. Cümle vurgusu da arkadaşlar karşımıza şöyle gelir. Der ki aşağıdakilerin hangisinde vurgu nesnedir, hangisinde vurgu zarf cümlecidir, hangisinde dolaylı cümleştir gibi sorular karşımıza gelebilir. O yüzden şimdi bu tarz ifadelerde bizim yüklemimizin isim mi, fiil mi yoksa soru cümlesi mi, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi yüklemi fiil olan cümlelerde vurgu yükleme en yakın ögedir. Yani sen fiili bulduğunda kendinden bir önceki sözcük hangi öge ise bizim için vurgu odur. Bakalım arkadaşlar. Başbakan konuyla ilgili açıklamayı yarın yapacak. Yapmak fiildir. Yüklem. Şimdi burada yüklemden önceki sözcüğüm hangisi? Yarın sözcüğü. Bakıyorum ne zaman? Yarın ifadesi olduğu için burada vurgum zarf cümleci olur. Ama farklı bir şekilde bak ele alalım. Konuyla ilgili açıklamayı yarın başbakan yapacak. Kim yapacak? Başbakan. Burada vurgum öznedir. Yani anlatmak istediğim şey bu aslında. Evet, yüklemin isim olduğu cümlelerde ise arkadaşlar burada ne oluyor? Vurgu yüklemin kendisidir diyoruz. İsim olduğu cümlelerde isim tamlamaları, sıfat tamlaması bizim için ya da ikilemeler yüklem olabiliyordu. O yüzden bu tarz sorular karşımıza gelebilir. Celal Bey kasabadaki tek doktordu. Doktor idi. Ekfil olmuş. Tek doktor. Burada bizim için niteleme sıfatı. Kasabadaki tek doktordu olduğu için burada ne olmuş oluyor? Sıfat tamlaması şu an bizim için yüklem. Aynı zamanda şu an cümlede vurgum sıfat tamlamasıdır diyoruz. Ya da ben sizin en yakın dostunuzum. Dost, nasıl dost? Yakın dost. En yakın dost olduğu için en yakın dostunuzun da yine bizim için aynı şekilde şu an cümlede ne oluyor? Vurgu görevini üstleniyor. D ve mi gibi bağlaçlar, soru ekleri ve edatlar vurguyu kendi üzerine çekerler. Burada da ne var arkadaşlar? Bakalım hemen. Yani şurada D'ler, mi'ler bizim için edat olarak karşımıza geldiğinde buradaki D'nin bağlaç olarak mi'nin de edat olarak kullanıldığı durumlar var. O yüzden bunlar kendisi vurgudur diyoruz. Evet, vurguyla ilgili bir soru çözelim arkadaşlar. Bakalım hemen. Evet, vurguyla ilgili bir soru çözelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisi vurgulanan öge yönüyle diğerlerinden farklıdır? Öğleden sonra hemen onu arayacağım. Arayacağım yüklem. Kim arayacak? Ben. Ben kimi arayacağım? Onu belirtili nesne. Konuklar için biraz meyve suyu alalım. Alalım kim alsın? Biz alalım. Ne alalım? Meyve suyu. Belirtisiz nesne. Onu düşündükçe ağlamak istiyorum. İstiyorum yüklem kim istiyor? Ben ne istiyorum? Ağlamak belirtisiz. Seni soran kişi şu köşede oturandı, şu köşede oturan idi ifadesi. Burada bizim için nedir? Tamlamadır. O yüzden burada vurgum nedir? Deniz'e diyoruz. Yani isim tamlaması, çünkü yüklemimiz şu an burada isim. Hatırlıyorum kimi, sizi ifadesi var. Evet, ögelerle ilgili detaylar arkadaşlar, bu kısım çok önemli. Bir cümlede soru anlamı taşıyan sözcük ya da söz öbekleri hangi öge ise o soruya karşılık gelen sözcük bunun kendisidir. Yani şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sorularda şu geliyor: aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı özneyle sağlanmıştır ya da soru anlamı sorunun cevabı öznedir gibi sorular karşımıza gelebilir. Şimdi İstiklal Marşı'nı kim yazmıştır? Buradaki kim ifadesi. Biz normalde bu soruyu hangi ögeyi bulurken soruyoruz arkadaşlar? Özneyi bulurken soruyoruz. O yüzden burada kim sorusu bize neyi buldurmaya yöneliktir? Öznedir arkadaşlar. İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif yazmıştır dediğimizde burada zaten Mehmet Akif Ersoy bizim için özne oluyor. Soru unsurları cümlenin herhangi bir ögesini buldurmaya yönelik olabilir. Bu romanı kim yazmış? Kim özneyi buldurur? Bu romanı nereden aldın? Nereden sorusunu biz nerede soruyoruz arkadaşlar? Dolaylı tümleşte. Bu romanı nasıl buldun? Nasıl sorusunu nerede soruyoruz? Zarf tümlecinde. Yani biz buradaki soruların hangi ögeyi bulurken sorduğunu biliyorsak emin olalım ki o soru bize zaten neyi buldurmaya yöneliktir? Dolaylı tümleci, zarf tümlecini, özneyi diyebiliriz. Evet, şuna bakalım. Bunu söylemiştim zaten. Gizli özne öğe sıralamasında yoktur arkadaşlar. Hiçbir zaman gizli özneyi almıyoruz. Bir de demiştim ki mesela bir cümlede birden fazla dolaylı tümleç var ama bir soruda kimde sorusunu, bir soruda nereden sorusunu soruyorsan öğe sıralamasında iki tane de dolaylı tümleç alırsın, üç tane de alırsın. Bu aynı şekilde zarf tümleci ya da nesne için de geçerli arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Mi kelimesi kendinden önceki sözcüğün hangi öğe olduğunu buldurur. Bu kitabı geçen yılki fuardan mı aldın derken mı'dan önce ne var? Fuardan. Dan eki nerede vardı arkadaşlar? Dolaylı tümleç. Geçen yılki fuardan bu kitabı mı aldın derken mı'dan önce ne var? Bu kitabı var.
Burada ı eke olduğu için nesneyi buldurmaya yöneliktir. Geçen yılki fuardan hiç kitap aldın mı derken mı burada neyi bulduruyor arkadaşlar? Yüklemi buldurmaya yöneliktir. Evet, sorumuzu da çözelim arkadaşlar. 17. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mi soru edatı nesneyi buldurmaya yöneliktir demiş. Mutfaktaki keki sen mi yedin? Mi eki var. Buradan önce sen var. Burada bizim için öznedir. Bugün sen öğretmenini mi aradın ifadesi mi'den önce kimi öğretmenini olduğu için ekimizde belirtili nesne eki cevabımız B olur aslında. Yine de bakalım bu kitabı ondan mı ödünç aldın? Ondan dolaylı tümleç. Yemeğini hala bitiremedin mi? Bitiremedin. Yüklem. Bu yaz mı Antalya'ya taşınacaksınız? Bu yaz zaman anlamında kullanılmış cevabımız o yüzden Bursa oluyor. Evet arkadaşlar, konumuz burada bitmiştir. Bu konuyla ilgili lütfen bol soru çözelim. Lütfen bol tekrar yapalım. Sorularını ezberleyelim. Önemli dediğim yerlere dikkat edelim. Lütfen vurguladığım yerlere önemli olarak, detay olarak yazalım. İlk olarak cümle ögelerini bulurken yüklemi buluyoruz. Daha sonra özneyi, daha sonra nesneyi, zarf cümleci sırayla istediğimizi bulabiliriz. Ama ilk olarak yüklemi ve özneyi bulmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuyla ilgili de bol bol soru çözelim arkadaşlar ve soruları ezberleyelim. Yani soracağımız soruları zarf tümlecinde hangi soruyu soruyorduk, dolaylı tümleçte hangi soruyu soruyorduk, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Bol bol ders çalışın, bol bol soru çözün, sağlığınıza dikkat edin, kendinize iyi bakın, iyi günler.